Sabit İbni Kays ismini duydunuz mu bilmiyorum. Radıyallahu an Ensar'ın yiğitlerinden önemli bir isimdir. Bu zatın, bu sahabe efendimizin şöyle bir özelliği var. Allah bir ses vermiş ki o biçim. Mikrofona ihtiyaç yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bundan dolayı ordunun münadisi kılmış onu. Normal konuşurken bile şöyle benim gibi herkes duyabilecek kadar bir gür sedayla konuşuyor. Böyleleri vardır, içimizde de vardır. Allah gür bir seda vermiş, ona da öyle. Hucurat suresindeki ayet nazil oluyor. Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkartmayın. Eğer birbirinizi çağırdığınız gibi Allah Resulü'nü çağırırsanız Allah amellerinizi iptal eder, yaptıklarınız boşa gider. Acayip bir tehdit bu. Bu ayet iniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayeti Mescid-i Nebevi'de insanlara okuyor. Allah bugün şöyle şöyle ayetler indirdi diyerek Hucurat suresinin ilk 3 ayetini arka arkaya okuyor. Bir sonraki namazda Sabit İbni Kays Mescid-i Nebevi'ye gelmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçek bir imamdır. İmam demek öyle sadece namaz kıldırma memuru demek değildir. İmam ana yürekli adam demektir. Mihrabın hakkını veren adam demektir. Toplumun anası olan adam demektir. Gerçek imam budur. Allah Resulü de imamların imamıdır. Mihraba geçtiği zaman önce şöyle bir cemaatini süzer. Kim var, kim yok. Sahabe de bunu bildiği için genelde de her birisinin bir yeri vardır. Allah Resulü bizi ararken bulsun diye bilinen yerlerde dururlar. Efendimiz bir bakar Sabit İbni Kays yok. Bir akşam namazı döner bir daha bakar yok. O günün yatsı namazı bakar yok. Hemen komşusu olan Sad bin Muaz'ı çağırır. Sad der, nerede senin komşun Sabit İbni Kays? Ya Resulallah eve kapattı kendisini, gelmiyor. Neden? Bugün inen ayetler var ya, o ayetlerde kendinin kastedildiğini zannediyor, düşünüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sad bin Muaz'dan bu bilgiyi alınca çağır gelsin diyor. Çağırılıyor, geliyor. Sabit İbni Kays'ı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alıyor karşısına. Ayetlerin aslında kimi kastettiğini söylüyor. Bu konuda rahat olmasını söylüyor. Biraz onu rahatlatıyor. Ondan sonra bir de müjde veriyor. Nedir o müjde? Ey Sabit, sen Allah yolunda yaşayacak ve en sonunda onun yolunda da şehit olup cenneti şehit olarak kazanacaksın. Mahzun olarak yürüdüğü Mescid-i Nebevi'den düğün bayram halinde evine gitmiş oluyor. Sabit İbni Kays'ın o hali hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalı. Sonra yıllarca şehadeti arzulayacak. Her savaşa, her gazveye peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, ondan sonra 3-4 tane gazveye katılacaktır. Damatlar gibi gidecek, olmayacak. En son Hazreti Ebubekir döneminde Yemame savaşında peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'la olan o savaşta şehadet şerbetini içecek. Böyledir sahabenin Kur'an anlayışı.